Ankara Mobilyacılar, Lakeciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında açıklama yaptı. Sanayi bölgemizi 2017'nin sonunda 12. OSEB olarak bakanlığımızdan yayınlandı. Ankara'nın 12. OSEB'si Mobilyacı Sanayi Bölgesi kurduk. Yani meslek dalı belli. Karma OSEB'i değil o kurduğumuz. Ankara'mızı bu mobilya sektörü biliyorsunuz Ankara Siteler Türkiye'nin markası. Bu markayı daha iyi parlatmak için burada 116 hektarlık bir alanımız, 1160 dönümlük bir yerimiz Elmadağ bölgesinde yer almakta. Ankara Mobilyacılar, Lakiciler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı Kanal 58'e açıklamalarda bulundu. Şu an itibariyle bütün görüşleri alarak hazırladık. Şu an itibariyle de arsa alanı bitirmiş durumdayız. Tapularını aldık arsa alanı, 116 hektarlık alanın. İmar çalışmamızda, bakanlıkta. Burada, bu bölgede inşallah 150 civarında fabrikamız oluşacak. İstanbul kapısını da açacağını düşünüyoruz. 20 bin civarında vatandaşımız buradan ekmek yiyecek inşallah. Ankara'ya güzel bir proje olacağını düşünüyoruz, mobilya sektörünün özellikle. Biliyorsunuz sitelerimiz çok katlı yerlerden oluşuyor, üretim alanları 3-4 katlı yerlerden oluşuyor. Taklacı, Kanal 58'e Elmadağ Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Bu yerlerde artık fabrikaya girmesi lazım vatandaşın, iş güvenliği yasasıyla da ilgili. Tabii sitelerin çevresini bozmadan, sitelerimizde yaşatarak, büyümek isteyen İstanbul için bu yapıldı. Bu projenin içinde 116 hektar içerisinde küçük sanayi statüsünde yer daha girdik. O küçük, daha küçük esnafımıza. Biliyorsunuz organize sanayi bölgesi kanununda 3000 metrenin altına fabrika kuramazsın. Yani 3000 hektar var, 20 binlik de fabrikamız olacak Allah kısmet ederse. Küçük esnafımız için, daha küçükler için de içinden hizmet alanı olarak ayırdığımız yerde de küçük sanayi statüsünde 400'lük, 500'lük iş yerleri yapacağız. Yani Ankara'ya katkımız olacak mobilya sektörüne. Yani tarihi bir proje Ankara için bizim gördüğümüz. Tabii bu zamanla bu projeyi göreceğiz. Sitelerin 1950'li yıllarda oluşmaya başladığını anlatan Taklacı, bugün bu bölgenin Orta Doğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisi haline geldiğini söyledi. Şu anda proje aşamasındayız. İmar çalışması bakanlıkta bittiğinde proje aşamasını hazırladığımızda altyapı için bakanlık desteğini kullanmayı düşünüyoruz. Tabii burada bu projeyi destek veren arkadaşlarımızla da istişare yapacağız. Maddiyatımız olursa 8 ay ya da 1 sene zarfında altyapıyı da bitiririz diye düşünüyoruz. Altyapı bittiğinde buradaki esnafımızı 3 ayda çeli konstrüksiyondan olur, prefabrik olur, diğer betondan olur. 3 ayda, 4 ayda üst yapısını yapar vatandaşımız. İnşallah fabrikalara geçiririz diye düşünüyoruz. Çünkü Ankara katma değeri yüksek ürünler üretiyor mobilya sektöründe. Taklacı, sitelerin ağaç işleri, mobilya sanayisi ile uluslararası pazarlarda rekabet edecek konumda üretim yaptığını da dile getirdi. 2023 hedeflerinde bu tür projelere ihtiyacımız var. İhracat rakamlarında %1 seviyesinde 2,5-3 milyar dolar ihracat rakamımız var. Mobilya sektöründe bunu %5'lere çıkardık. İhracat rakamlarını yükseltmeye ihtiyacımız var. Bunun için de Ankara için de iyi bir proje olacağını düşünüyoruz. Tabii bu projeye destek veren bütün kesimlerimize de buradan teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza da. Yani Ankara için güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Yani bütün herkese teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim başkanım. Sağ olun.